Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna attiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته از الله عز وجل ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bugun Tufayl ibn Amr ad-Dawsi roziyallohu anhu haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Tufayl ibn Amr roziyallohu anhu. Tufayl roziyallohu anhu o'zini qavmini sayyidi edi. Qavmini ulug' kishilardan edi. Aql, hushyor, adib, shoir kishilardan edi. Mana shu joyga o'zini to'xtalib o'tishimiz kerak. Qavmni ulug' kishisi, hurmatli kishisi, sayyidi. Bunday insonning hisob-kitobi boshqalardan ozgina boshqacharoq bo'ladi. Agar yaxshi yo'l tutsa, unga ergashganlarda ajri bor, unga ajr ikki barobar qilib beriladi. Agar yomon yo'l tutadigan bo'lsa, unga beriladigan jazo ham ikki barobar bo'ladi. Nima uchun? Chunki u qavmini sayyidi, u boshqalarga ibrat, unga qarab odamlar o'zlarini yo'llarini belgilaydi. Unga taqlid qiladi, unga ergashadi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astaydu billah. Ya nisa an-nabiy, lastunna ka ahadin minan nisa. Ey payg'ambarni, nabiyning ayollari, sizlar hech bir boshqa ayollar kabi emassizlar. Ya'ni Muhammad alayhisalomning ayoli bo'lganligilar uchun sizlarning holatingiz boshqacharoq bo'ladi. Ya nisa an-nabiy, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyina yudha'af laha al-azab dhi'fayn wa kana zalika 'ala Allohi yasira. Ey nabiyning ayollari, sizlardan kim aniq gunohini qilar ekan, uning uchun azob ikki barobar qilinur. Bu Allohga oson bo'lgan ishdir. Ya'ni tutgan maqomi, tutgan mavqeyi qarab turib kishining hisob-kitobi boshqalardan farqli bo'ladi. Demak, rahbar odam, boshliq odam, mahalla soqoli, bir nima deymiz, korxonaning direktori, bu kishilar o'zlarini tutgan martabasiga qarab turib hisob-kitobi o'ziga xos bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turib, odamlarni bir narsaga buyurib, bir narsadan qaytarib turib aytardi o'zi oila a'zolarini yig'ib turib. Men odamlarni falon ishga buyurdim. Falon narsadan qaytardim. Hushyor bo'linglar. Agar sizlar men odamlarni man qilgan ishni qilib qo'yganingizni bilsam, sizlarga azobni ikki barobar qilib beraman. Nima uchun? Tutgan mavqeylar xos. Boshqalardan farqlar bor. Sizlar xalifani oilasizsizlar. Tushunalingmi? Shuning uchun boshliq odam, rahbar odam o'zini qilayotgan ishiga odamlarga ko'rsatayotgan ta'siriga, ibratiga e'tibor berishli kerak bo'ladi. Demak, Umar ibn Xattob oilasi Umar ibn Xattobga yaqin bo'lganligi uchun musibat o'p qoldi. Chunki jazo qanaqa? Xayr ehsonni hamma qatori oladi, lekin jazo bo'ladigan bo'lsa ikki barobar beradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini o'qishimiz kerak bo'ladi, Imom Muslimdan. Jalil ibn Abdulloh roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha." Kim islomda yaxshi sunnatni paydo qilsa, ya'ni yaxshi amalni paydo qilsa, unga amal qilganligi uchun o'ziga ajr beriladi va mana shu sunnatga ergashganlarni ham ajri unga qo'shib beriladi, nariga ergashganlarning savobi kamaygan holda. Endi kim islomda yomon bir sunnatni, bid'atni paydo qilsa, gunohni faol boshlab bergan bo'lsa, shu gunohni o'zi boshlagani uchun bitta gunoh bo'ladi va unga ergashganlarning gunohidan ham bunga ulush boradi. Narigilarda gunohlari kamamagan holda. Shuning uchun nimani boshlayapmiz, nima qilyapmiz, biz odamlarga qanday ibrat bo'lyapmiz, e'tibor berishimiz kerak. Tufayl ibn Amr roziyallohu anhu, mana aytdik, Davus qabilasining sayyidlaridan, ulug'laridan. Shu kishini iymoni sababli, shu kishini harakati tufayli qavmi iymonga keldi. Demak, inson o'zini tutgan mavqei bilan oliy 50 yilga ko'tarilishi mumkin, yoki mana shu tutgan mavqei sababli asfala sofilinga qulashligi mumkin bo'ladi. Sizga kimdir taqlid qiladi, shularni qilgan ishidan ham sizga yo ajr savob bor, yoki gunoh ma'siyat bor. Bu sahobalarni
hayotini o'qirganmiz birodarlar, har bitta siz bilan bizga ibrat. Kim boy bo'lsa, sahobalar ichidan boylari bor ibrat. Kim faqir bo'lsa, sahobalar ichidan faqirlari bor. Kimda quvvat bor, kimda mansab bor. Xullas, albatta siz bilan bizga bular ibrat bo'ladi. Bu sahobani mana shu johiliyat davrida ham arablarda o'rtasida hurmati bor edi. Muruvvatli, sahovatli, fozil inson edi. Uni o'chog'ida o't o'chmas edi. Eshigi hech qachon yopilmas edi. Ya'ni arablar bir kishini sahovatli ekanligini bildirishmoqchi bo'lsa, u haqida shunday deyishardi. Uni eshigi yopilmaydi, uni o'chog'ida o't o'chmaydi. Yordam so'rab kelgan yordam berardi, och qolganda qornini to'ydirar edi, qo'rqqanga omonlik, xotirjamlik, himoya berar edi. Ya'ni buni ustiga aytdik, mana aqlli, zirek va adib shoir kishi edi. Endi shunday xulqlar egasi bir insonki dindan uzoq bo'lsa, ammo mana shunday bir fazilat egasi bo'lsa, go'zal xulqlar egasi bo'ladigan bo'lsa, bir kunmas bir kun shu xulqlar uni Allohning ibodatiga egadi. Alloh tomonga yetaklaydi. Chunki Alloh taolo makarimul axloq, go'zal xulqlarni yaxshi ko'radi. Mana shu go'zal xulqlar xususida musulmonlar amal qilar ekan, musulmonlar yashar ekan, uchta maydonda harakat qilar ekan. Birinchisi fikr maydoni, ilm maydoni. Ya'ni o'shunday bir odamki, birinchi maydonda ishlaydigan odam, unda ilm bor. Ishlarni halol haromini, fiqhini o'rganadi. Ko'p o'qiydi, ko'p tushunadi, haddan oshganlarda xatosini to'g'rilaydi, savollarga javob beradi. Fikr maydoni. Ikkinchi maydon shunaqa maydonki, bu amal maydoni. Xayr ihson qiladi, odamlarga yordam beradi, beva bechoralar, yetimlarda bir xizmatida bo'ladi. Bu ham yaxshi. Uchinchi maydon, unda amal qiladigan mo'min shunday mo'minki, o'zi bilanlar ovora. Ya'ni ko'zini tiyadi, quloqini tiyadi, doim zikrda bo'ladi, tahajjud namozi o'qiydi, nafl roza tutadi. Bu ham yaxshi. Ilm maydoni, amal maydoni va o'zini holini isloq qilishning maydoni. Qaysinisi eng komili? Uchalasini bir qilgan odammishi komil bo'ladi. Ilm ham o'qiydi, amal ham qiladi, o'zini shaxsiy holatini tuzatishlikka ham beparvo bo'lmaydi. Ibn Ishoq aytadi, Quraysh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rishiga qaramasdan, u zotga va sahobalarga aziyat berishiga qaramasdan, Rasululloh ularga muloyim muomalada bo'lardilar, nasihat qilardilar, ularni haqqa da'vat qilardilar. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqaridan kelgan arab qabilalarini sayyidlari, tashqaridan kelgan kishilarni ham da'vat qilishlikka payg'ambarimiz harakat qilardilar. Mana Tufayl roziyallohu anhuni payg'ambarimiz bilan birinchi marta uchrashishligi. Bu qissani Tufayl roziyallohu anhuni o'ziga qo'yib beramiz, hikoya qiladi. U kishi aytadi. Makkaga kelganimda Quraysh sayyidlari meni ko'rishib, aziz mehmonni kutib olishdi. G'oyat ikrom ko'rsatishdi. Umraga yana kelganmidi, tijorati bilan kelganmidi, xullas kelgan edi. So'ngra aytishdiki, "Ey Tufayl, sen bizni shahrimizga oramizdagi mana bu odam mana shu odamni musibati bizga jiddiylashgan paytda kelding. U bizi jamoamizni bo'ldi, bizi tarqatib yubordi. Uni so'zi sehr misoli kishini otasidan, kishini ayolidan, bola-chaqasidan ayirib qo'yadi. Bizi boshimizga tushgan narsani senga boshingga tushligini xohlamaymiz. U bilan aslo gaplashma, uni so'ziga quloq solma" deyishdi. Bir marta umrida ko'rmagan, eshitmagan odamini shunaqa yomonlab berishdi. Nima uchun kufr ahli doim iymon ahlini, haq ahlini yomon ko'radi? Doim undashadi. Ogoh bo'linglar, hushyor bo'linglar. Mana shu odamga yaqin kelib qolmanglar. Noto'g'ri yo'lga boshlaydi, do'stlaringni ajratib qo'yadi, jamiyatdan ajralib qolasan. Kishiga, zalolatda yurgan kishiga haq yo'l ko'rsatilsa, haqni Alloh taoloning qalbiga joylasa, narigi ulfatlardan o'z-o'zidan ajraydi. Bu ajralish emas, bu haqqa yurishlik. Narigilardan bir kun bu yoqqa nima qilishlik kerak? Endi musulmon odam, aqlli, xushli odam palonchi yomon, palonchi unday bunday desa ko'r-ko'rona ergashib ketmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, eshitganki gapini ko'tarib yuraverishlik kishini yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladigan dalil.
Eşken ki yapını kötü bir orada. Teşir miydi? Boru sora mıydı? Anıgla mıydı? Polanç eşdiyle manakayken. Allah da oğlu bana şu nesadan siz bilen bizi kaytara betedi ki estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu inca'akum fasikum binaba'in fetebeyyanu. Ve iman keltirgenler. Bir fasık haber op gelse anıgliyeler. Anıgliyeler. Fetebeyyanu antusibu kavman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Bilmegen halingizde buran kavmge musibet yetkazıp koyup kılgen işlerinizge afsus nadamat çekip kalmasınlikleriniz için anıgliy. Mana Tufayl'ga peygamberimiz yomala berişti. Tufayl ibn Amr işandı, kulağına pakta tıkıp aldı. Eşitti, kabul kıldı. Teşirmedi. Şimdi kareyim, siz bilen bizi ahli hak, ahli iman, adamlardan tosup, onlar da bizge yomonlayken adam. Sizge akıl ögetekken, nasihat kılayken kişinin özüye kimliğe karşılık gereği buladı. Doğru mu? Nasıl nasihat ne mi? Sizge yakşılıydı rava körüşlik. Sizi yetaylaştık. Yani nasihat türünü karın. Yakşılıydı rava körgen adam, siz demeyiz sizge nasihat nasih buladı. Bizge burada yamanlayken de bura, üç adamı özünü kimliğe karab koyuyorduk. Allah'ı tanıydı mı? Namaz okuydu mu? Hala haramda parkıya baradı mı? Hak bulan batılda ortasındaki küreş buradalar daimi. Çünkü akıllı, hoşlu adam fasıklarını, facirlarını yaparken bunun yaplarını şart kabul kovamazdan oylaşlığı gerek, fikir kılışlığı gerek, mülahaza kılışlığı gerek, şaşırmasılığı gerek. Tufayl raziyallahu anh dedi ki Allah'a kasam Kureyş müşrikleri beni ayahlantırıştığı da şunçalığı devam ettiler ki özüm ve kavmim üstünde korkutuşu olurdu ki Muhammed Aleyhisselam'dan hiç nesini işmezlikke, uzatmadan yaklaşmazlikke karar kıldım dedi. Bir Müslüman ikinci Müslüman hakkında nacoya yaptı işse, nime kılıçlığı gerek. Yamanlı yaptı, tasdiklamasılığı gerek. Şu yaptı, yapır yaptı mı diye bir maksadı var. Ya hasadı var onge. Yönge nisbetten gene küduratı var. Kör kör onun şundaki bir hüccet dalilsiz. Manaka o, manaka o, manaka o da beti yaptı mı? İş olmasılığı gerek. Şimdi dalil keltirse çi? Onda ne kılış gerek? Onda tabayın kılış gerek. Boyagi yomonlanayotgan adam oldiga borasiz-da, birodar, siz haqingizda falan falan gapni eshitdim. Shu gap to'g'rimi? Deb tabayyun qilishingiz kerak, aniqlashlik, aniqlik kiritishingiz kerak bo'ladi. Chunki shunday qilmasangiz fikringiz o'zgarib qoladi. Bordingiz, aytdingiz, u aytadi, "Yo, bu noto'g'ri gap" deydi. "Men uni qamasman" deydi. Yoki, "Ha, bir paytlar shunaqa edim, endi nohaq ekanligimni tushundim-da, tavba qilganman, bu yo'ldan qaytganman" deydi. İnca'akum fasikun binabayin fetebeyyun. Eğer bir fasık haber yapıyorsa, bir fasık kişisilerle haber yapıyorsa, teşiriler. Bilmezden, teşirmezden bir kavimge azar aziyet verip koyup, püşüymenge kamiyeler. Hak bilen batıl ortasındaki küreşini daimi dedik. Demek siz bilen biz braderler, ya ahlı hakkı yaman köradigan, ahlı hakkını yaman köradigan, batıl ahlılar bilen birge bulamız. Ya ki bu masam, ana şu iman egeler bilen bulsak, İman egelerini himoya qilamiz. Qarang da. Mana Tufayl raziyallohu anhuni qo'rqitishga urdi, ogohlantirishga urdi, quloqiga paxta tiqib oldi. Agar indashmaganida ehtimol payg'ambarimiz bilan uchrashmasdi, nima ketaveradi. Bir soat, ikki soat kiradi, Makkada ishini bitkizadi, bozorni qiladi, ketadi. Ehtimol uchrashmay qolishi ham mumkin edi. Endi bular payg'ambarimiz haqida shunaqa bir gaplarni gapirib qo'rqitishdiki, ularning maqsadi teskarisiga aylanib ketdi. Şurada bir misal kereye boladı. Domla deydi. Falan kanaldaki falan programını körmeyin. Neme ki? Şunun içinde bir şuna bir keti varken çıralı ağır programını alıp ararken şovudu. Adam körü fitnelerle kalırsan eken. Mono kanalda, mono saatte boladı, mono alıp aradı. Yine domla çıkardı minbarge. Buradalar, mesela bir fitneden ogohlantirib qo'yishim kerak. Mono kanalda, mono soatda, mono paytda buradigan programmani ko'rmanglar. Chunki juda ko'pchilik fitnalanib ketyaptikan bundan desam. O'zi xabaringlar yo'q edi undan. Meni ham xabarim yo'q edi undan. Odamlar nima qiladi buni eshitib turib? Nimaki qani bir ko'raychi deydi. Tufayl roziyallohu anhuni ular mana shunday man qilishligi bilan payg'ambarimizga bo'lgan qiziqishini orttirib qo'yishdi. Shuning uchun bolangizni biron gunohdan qaytarmoqchi bo'lsangiz
Şu bolezge şu günah yakın geldi mi yok mu karayın? Kavunu bura bir işten ayaklandırmak için olsa şu fitne var mı olar da yok mu? Şunge yakın kep kaldı mı yok mu? Eğer yok olsa bu nasıl yapılması ne gerek? Tufelim namrayta da. Hatta mescidge yani Kabe'ye borgen paytımda Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri menge adaşıbam eşitilip kalmasını kulağlarımda pakta tıkı aldım. Çünkü eşit halime genedim. Şu tarzda mescidge bordum. Muhammed Aleyhisselam Kabe'nin aldığı namazı okuyorken iken. Onun namazı bizim namazımızı yokşamasıdı. Buradala din ne mi? Din, yaratıcı olan bağlanış, mahluklarına yakşılık kılış. Din, Allah olan bağlanış ve mahluklarına hizmet kılış. Bir kişi Allah olan bağlanırken olsa yok, halka faydası değinirken olsa değil mi? Bu toluk din dörmez. Şunali mi? Meşke kirvalış, cemiyetten acıravalışı yok. La rahbaniyete fil İslam, İslam'da dünyada üzülvalışı yok. Allah olan bağlanasız, ibadet kılasız, roza tutasız, zikirde bulasız ve halayıkkı paydası değildi. Afzalun nas, anfahum linnas degenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adamlar da yaxşısı kaysa. Adamlar da köprak paydası değildi. Yani. Özümüzden soruyorduk. Namaz oku yap biz. Şimdi adamlar da paydam teyi yaptı mı? Cemiyet ki paydam teyi yaptı mı? Yok mu? Din mi? Din, sama sarı hareket. Din, yer sarı hareket. Sama sarı hareket bu Allah Teala'ya bugün ikbal. Yer sarı hareket bu mahluklarga bugün hizmet. Onlarga payda keltirişlik. Tufel ibn Amr aytadi raziyallahu anhu. Onu yakınıge borup türdüm. Onu körünüşü menge yoktu. Yüzüde nur var, güzellik var. Onun ibadeti menge tasir kıldı. Onge sekin sekin yakınlaşı başladım. Özüm sezmegen halde onge yakın kep kaldım. Kulağı da paktası var. Eğer insan Kur'an'ını tinglese, kalbi saf olsa, kalbi saf olsa Allah'ın kelam ekenliğini anlaydı. Onu kalbi sezerdi. İn huve illa vahyun yuha. O Kur'an fakat Allah da Allah tomonidan peygamberge nazil kılınırken bir vahiy halas. Tufaylım namur aytadı. Allah da Allah Muhammed Aleyhisselam'a ayrım sözlerini menge eşittirişini hakla yeneken. O yerde turup eşittim. Ve özüm gözüm onun seni yokatıp koysun. Ey Tufayl. Xudo xayrini bergur. Allohga qasam sen iste'dodli shoirsan. Yaxshi va yomonni juda yaxshi bilasan. Shunday ekan bu odamni aytganlarini eshitdan seni nima to'sadi? Nima to'sadi? Aqling qayerda qoldi? Olib kelgan narsasi yaxshi bo'lsa qabul qilasan, bo'lmasa tark qilasan dedimda quloqimdan paxtamni chiqarib oldim deydi. Muhammad alayhisalom uyiga ketgunga qadar o'sha yerda turdim, keyin ergashib bordim. Uyiga yetganida men ergashib kirib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizni qavmingiz siz haqingizda menga falon 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 so'zlarni aytdi. Shunday qo'rqitishdiki, sizni gapingizni eshitmaslik uchun quloqimga paxta ham tiqib oldim", dedilar. So'ngra Alloh sizni ayrim so'zlaringizni eshitishimni xohlagan ekan, eshitdim. Da'vatingizni bildiring menga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tufayl roziyallohu anhuga Ixlos va Falaq suralarini o'qib berdilar. Tufayl aytadi roziyallohu anhu, vallohi u zotning so'zidan chiroyli so'zni, u zotning amalidan ko'ra adolatliroq amalni ko'rmadim. So'ngra qo'limni u zotga uzatib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deb guvohlik berib musulmon bo'ldim dedi. So'rayapti. Kimsiz, nimasiz, da'vatingiz qanaqa? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni ko'r-ko'rona itoat qilishlikka o'rgatmaganlar. Tushunalimi? Ba'zida shunga bo'ladiki, domlamidi, oqsoqolmidi bir boshqa odamida xato qiladi. Odamlar ichida bironta odam chiqmaydi, "Menda adashib ketdingiz" deb qo'yadi, indamay turishaveradi. Bu ummatga bu narsa yarashmaydi. Bironta odam yo'qmi? "Ey" deydigan. Hammaning ichida adashlik, beadablikni bilasizmi? Yolg'iz qolganda borib ayting. "Domla, menda mana qildi" deysiz, "Mana qamasmidi?" Toki domla keyin safar chiqib tur, "Menda men adashibman birodarlar, mana gap to'g'ri bo'ladi, bir birodarimiz nasihat qildi" deb qo'ysin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Banu Mahzumni sayyidi Sayfullohil Maslul bo'lgan sahoba janglarda birida bir xato yo'l qo'yganida quldan chiqqan Solim roziyallohu anhu borib nasihat qildi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda ayollarning mahri to'g'risida bir noto'g'ri fatvoda aytuvdi, bitta ayol turib tuzatib qo'ydi, xalifa tan oldi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turganda o'sha odam xalifaga yoqishligi uchun bir odam aytdi, "Ey Amir al-Mu'minin, sizdan ko'ra afzalroq insonni ko'rmaganmiz, sizda qiz zo'rini ko'rmaganmiz" dedi. Xalifa shu majlisda o'tirganiga bitta bir g'azab nazar bilan qarab chiqqanida bitta odam to'xtab turib aytdiki, "Yo'q, bu noto'g'ri gapirdi.
sizdan yaşlı adamı körgenmiş dedi. Kim idi o deb soradı halife. Abu Bakir dedi. Şunali mi? Kör körünü eşitler miydi? Soraladı bilmen genesi anıqlanadı. Peygamberimiz kör körünü itaat körgetme genler. Tufel ibn Amr aytadı raziyallahu anhu. Yok Allah'a kasam ki bundan köre çıralıyor sözlerdi eşitme genmen. Müslüman buldum. Şehadetini aittim. Mekke'de bir müddet durup İslam'da örgendim. Kadir bölgenim için Kur'an yatladım. Sonra aittim ya Resulullah. Men özümü kavmam arası da abrolu adam ben. Ular da alıya kayıtı barıp ularını İslam'a davet kılaman. Dua kılayım. Ularını İslam'a davet etişimde kömekçi bulduradigan bir alamat versin. Dua kılayım. İslam'a davet etişte menge yardımcı bulduradigan bir alamat versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar. Parvardigar unga bir alamat bergin. Alamat ne miydi? Ken kavmimge kayıtı barış için yolga çıktım. İki tağ arasındaki kengilikke çıkanında iki gözüm arasında çırağdaki nur payda abup kaldı. Peşenesinde nur çıkıp aldı. Özümce Rabbim bu yüzümden başka cahada basın. Aks halde korkaman ki kavmim dinlerini terk etkenim için yüzümde izi kaladigen ceza alıptı deyip güman kılıçadı dedi. Parvardigar yüzüm demez deyip dua kılıyordu. Haligi nur kamçısını için götürüp aldı. Hüttü kandil dek, hüttü bir lambiçke dek, hüttü bir çıra dek, kamçısını üçü yanıp duradıyan bu kaldı. Üyümge geldi yanımda, otam yanımge geldi. Otam geldi, ben yanımge kemeyin. Men sizden mas man, siz men denmezsiz dedi. E oğlum biz seni ne kıldık, ne gibi bunu dediysen? Men tahkik İslam getirdim, Muhammed Aleyhisselam geri geçtim dedi. Otam etti, oğlum seni dini, beni dinim dedi. Yani oğlu akıllı, adib, hoşuyor adam. Ergeçtim demek hak bu. Sen ergeçken bu sen benim ergeçtim şu adam dedi. Tufayla atası geldi. Barıp yuğunup kıyımlarınızı paklayıp gelin. Ken özüm örgen gelirseniz sizi yemir götürmen dedi. Adam şu işlerini kıp geldi. Adam ki İslam'da az kıldım, İslam'da kabul kıldım. Hüttü şu yaptı, ayalı yemeyi dedi. Ayalı yemeyi dedi, sizi din izmeyene dinim dedi. Şimdi ayalı yemeyi ki barıp Zül Şara soğuda yuğunup geyin dedi. Zül Şara ne miydi? Davus kabilesine sıkın adıyan bir butu, heykeliydi. Şunu aldı da su barıdı. Yani uluksan aşardı bu suğuda. Yani onu da yuğunsan bir Zül Şara'da bir zarar teyip kalmaz mı ki menge? Degen hava atırdı kılıp ayol etti ki atanan fida bozsun sizge. Eğer Zül Şara'da suğuda yuğunsam menge bir yaman yeter mi ki? Yani korktu. Şunda etti. Seni hem kolun kurusun, Zül Şara'nı hem kolu kurusun. Senge bağırıp Zül Şara'nı soğudu yunup ye dedim. Bu taş, bu heykel senge zarar yetkizmesin ki men kafil ben dedi. Ailesi o kişinin davatı icabat kıldı. Lekin Davus kabilesi uzatını davatını kabul kılmadı. Davus kabilesinden birinci iman kildirgen kişi bu Abu Hurayra raziyallahu anhu oldu. Abu Hurayra'nın kimliğini bilesiler. Hadis rivayet kılıçdaki de sahabalarının en peş kadamı boğan kişi. Demek Tufayl ibn Amr'ın davetinin meyvesi Abu Hurayra Davusi oldu mu? Abu Hurayra'nın hem akıgın sahabalı amalardan Tufayl ibn Amr'ın ölüşü var. Tufayl ayetedir raziyallahu anh'u sonra Davusi'ni davet kıldım. Ular icabat kılışmadı. Ular zinage ve ribage mükkesten geçişken idi. Zina buradalar adamların mallarını adamların ağır namuslarını yok kıladı gönderse, riba adamlar da mal-ı mülkünü parakende kıladı gönderse. Riba yok olur ya adam adam, bir gün adam hem o gün adam hem harb oladı. Onu hayatta görüp durup biz. Fakat yine Abu Hurayra icabat kıldı. Bana şey Abu Hurayra bilen Tufayl raziyallahu anh'u peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı ki kildi. Ve etti ki ya Resulullah, kavmimi davet kıldım, onlar icabat kılışmadı. Men aittim, kalplerini kattık küfür egellegen, davusunu fisk ve isyan yengip koydu, onlardan ümit yok dedim. Şimdi Abu Hurayra aittadı raziyallahu anh, billa bargen de. Şunda Resulullah turup taharat kıldılar ve namaz götürdüler. Sonra namazını okup olup dua kıldılar. Resulullah'ın dua kılıkenliğini görüp, şimdi hazır beni kavmimi davusunu dua ibad kısa tügedi, beçara kavmim, cemaat halak buldu dedim. Abu Hurayra havatır kıldı. Peygamberimiz mi dedi? Dua kıldılar. Allahümme ihdi davsan ve ati bihim. Parvardigar davsını hidayet kıyın
ve onlarını men aldığımda keltirgen dedi. Sonra Tufayl raziyallahu anhu'ya aytdi. Ey Tufayl, kavminizge qaytib boring. Ularga muloyim bo'ling ve islomga da'vat qiling dedilar. Da'vatda muloyimlikni payg'ambarimiz tavsiya qilyaptilar. Shunday qilib Tufayl ibn Amr qaytib bordi, qavmini da'vat qilib qoldi. Bu muddat ichida payg'ambarimiz Madinaga hijrat qildilar. O'rtada Badr, Uhud, Xandaq g'azovatlari nihoyasiga yetdi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga o'zim bilan Davs qabilasidan bo'lgan 80 ta oilani yetalab bordi. 80 ta oila iymonga keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib keldi ularni. Demak, 80 ta oilani qilgan ajridan 80 ta oilani zurriyotlaridan bo'ladigan ajrlardan kimga ulush bor? Tufayl roziyallohu anhu'ga. Bizni ko'rib Rasululloh xursand bo'ldilar. Haybar g'azovatida tushgan g'animalar taqsim qilayotganda borishgan edi, bizga ham undan ulush berdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Makka fath qilingunicha men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ldim. Alloh taolo Makkani musulmonlarga fath qilib berdi. Rasululloh va musulmonlar Makkadagi ana shu butlar sanamlarni parcha-parcha qilib maydalashdi. Yana atrofdagi qabilalarning butlarini ham payg'ambarimiz sindirishlikka qo'shin chiqarar edi. Shu paytda Tufayl roziyallohu anhu davsliylar sig'inadigan, Davs qabilasi sig'inadigan Zulkaffayn degan butni sindirib kelishlikka Rasulullohdan izn so'radi. Rasululloh izn berdilar. Shunda o'zini kichkinagina sariyasi bilan, qo'shini bilan ana shu Zulkaffaynni maydalagani kelganida yoqib yormoqchi bo'lgan paytda Davs qabilasidan bir to'p erkak ayollar kutib turishdi. Ya'ni hozir yoqsa unga bir musibat yetadi. Unga bir balo keladi deb poylab turishdi. Ammo hech qanday balo kelmadi. Tufayl roziyallohu anhu o't yoqdi, bo'yiga Zulkaffaynni kuydirib tashladi. Demak, mana shu Zulkaffayn kuyib tamom bo'lishi bilan Davs qabilasining qalbidagi shirk ham kuyib tugadi. Davs qabilasi ham islomga kelishdi. Tufayl roziyallohu anhu umrini oxirigacha Rasulullohni oldida yashadi va Rasululloh vafot etgandan keyin xalifalik Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'liga o'tdi va ahli riddalarga qarshi bo'lgan janglarning birida birodarlar shahid bo'ldi. Tufayl o'z qavmini haqqa da'vat qildi. Ularning islomiga sabab bo'ldi, oxiratiga nimadir qildi. Biz ham o'zimizdan so'raylik. Kim 30 yil yashadi, kim 40, kim 70 yil yashadi? Shu dunyoda ish bilan o'tib ketmayapmizmi? Ilm o'rgandikmi? Odamlarga yetkizdikmi? Biron oyat hadis tafsirini o'qib o'rganib, odamlarga ta'lim berdikmi? Bir nimadir qildikmi biz ham? Bir o'ylanib ko'raylik. Tufayl roziyallohu anhuning ko'rgan tushi. Mana Rasululloh vafot etganidan keyin xalifalik Abu Bakr Siddiqni qo'liga o'tdi. Va arablar dindan qaytishdi, murtad bo'lib ketishdi. Shunda Tufayl ibn Amr o'zini o'g'li bilan xalifani xizmatida bo'ldi. Ridd urushlari boshlanganida o'zini o'g'li bilan Musaylama Kazzobga qarshi bo'lgan jang Yamomaga qarab musulmonlarning qo'shinini avvalida chiqib bordi. Yo'lda ketarkan o'zini ashoblariga dedi: "Men bir tush ko'rdim, ta'vil qilib bermaysizlarmi?" Qanaqa tush ekan deydi. Tushini aytib beryapti. Tushimda sochim olinganini ko'rdim. Bitta ham tuki yo'q boshimda. Og'zimdan qush uchib chiqib ketganini ko'rdim. Bir ayol meni o'zini qorniga kirgizayotganligini ko'rdim. O'g'lim Amr meni istab yurganida oramizni bir to'siq to'sib qo'yganini ko'rdim. Endi odamlar yaxshilik deb qo'yishdi. Imom Malik Imomi Darul Hijra Hijrat hovlisining imomi tush ko'rdi. Tushida Azroil alayhissalomni ko'rdi. Azroil alayhissalomga Imom Malik qarab, "Menga qancha qoldi?" dedi. Shunda Azroil alayhissalom gapirmadi-da, qo'li bilan ishora qildi. Shunday qilib ishora qildi. Imom Malik uyg'onib, istirobga tushib qoldi. 5 yilmi, oymi, kunmi, soatmi, daqiqami? Tush tavrini bilimdoni bo'lgan tobiinlardan bo'lgan Ibn Sirin rahmatullohi alayhi oldiga bordi. Qaraylar-da, Imom Malik kim u, Ibn Sirin kim? Imom Malikning martabasi baland, ammo bilmaydigan narsasi chiqib qolgan paytda birodigonda oldiga borgani kibr qilmayapti akalar ukalar.
buzup koysa buzup koyardı ki bor muydu? Şu tonda kışkıp koysa kışkıp koyardı ki bor muydu? Nemesi yol koymuydu? İlimden iki tane ise tosardı adamdı biraderler. Ne miydi o? Kibir bilen ortakça üyel çeyindik. İmam Malik İbn-i Sirin de aldığı gelip ayıttı. Ey İbn-i Sirin, düşümde Azrail Aleyhisselam'ı gördüm. Menge kança kaldı desem, bana şimdi yakın işare kıldı. Bu beş nime edip soradı. İbn-i Sirin ayıttı. Ey İmam-ı Darul Hicre, Malakul Mavd sizge, inne hada sual min khamsati eşya la ya'lamuha illallah dedi. Bu Allah Ta'ala'nın özüden başka hiç kim bilmediğin beş tane sakıdaki saval depti sizge Azrail dedi. Yani Allah Ta'ala beş ilimde hiç kimge vermegen. İnne Allah'a indaha ilmu sa'a ve yunazzilul gayz ve ya'lamu ma fil arham ve ma tadri nafsun ma da taksibu gada ve ma tadri nafsun bi ayyardin tamul. Kıyamette kaçan buluşunu Allah biladı. Yağmurda kaç yağışını Allah biladı. Olanı kornudaki bolanın ahvalını Allah biladı. Ertedeki kişinin topşini yam Allah biladı. Kayırda ölüşünü yam Allah biladı. Yani menen bilmeyim ben de sizge dedi. Tufayl raziyallahu anh haytadı. Men şunu kuyuda geçe tavil kıldım. Saçımın alınışı bu başımın alınışı. Şahit buluşu yine ümit kılaman. Ağzımdan çıkıp gitken kuş meni ruhum. Meni özünün karnıgı kiritip yubargen ayol ise yer ki ana şu yerge men kömülemen, dafın kılınemen. Men şahit buluşta ümit kılınemen. Oğlumla men istaşı ise onu ham şahitliğini talep kılışı onu da tosup koygen tosuk ise bir müddet dedi. Eşit kolamız bazı da palancı dedi ölüşüden bunun özge bildir koygen eken falan işler kalıdı. Karzların tölep kalıdı. Adamlar da elene bitti keçinin sorup kalıdı. Kişi Allah da Allah onge acelini yakınlığını bildirip koygenliği Allah da Allah onge kürsatken ikramı buladı. Ömür otu varadı buradarlar. Göz kırılaşadı, saç sakala karadı, bilden kuvvet getirdi. Elbette bu Allah tamamından verilen işare. Ey bende menge yolu kışınge az kaldı. Üçüra şuge tayyar mısın? Allah subhanahu ve teala bu sahabalar hayatını okup örgenip onlarca iktidar kılıçlıkke hemimizge tavfi bergen bulsun. Akulu kavli hada ve